Herkese selam arkadaşlar. Türbe Delisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda İstanbul'umuzun 3 büyük evliyasından bir tanesi olan büyük velilerden Abdülfettah Bağdadi Akre Hazretleri ilgili videoyu paylaşayım. Türbesi Üsküdar'da eski Valide Camii'nden Karacaahmet Mezarlığı'na çıkan yol ile Selimiye Bağlarpaşa Caddesi'nin kesiştiği köşedeki Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'in kabristanındadır. Hepinize iyi seyirler dilerim. Abdülfettah Bağdadi Akre Hazretleri İstanbul'daki alim ve evliyanın en büyüklerindendir. 1778 senesinde doğan Abdülfettah Efendi, Mevlana Halit Bağdadi Hazretleri'nin talebesidir. Tasavvufta pek yüksek derecenin sahibi olduğu gibi fıkıh ilmin de büyük alimiydi. İstanbul halkı senelerce onun feyiz ve bereketlerinden istifade etti. Abdülfettah Hazretleri küçük yaşta Bağdat'ın ileri gelen alimlerinden ilim öğrenmeye başladı. Çok zekiydi. Kısa sürede Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Gayretli ve devamlı çalışmalarıyla hem arkadaşlarının hem de hocalarının dikkatini çekiyordu. Genç yaşta tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde ve o zamanın fen ilimlerinde mütehassıs bir alim oldu. Fıkıh ile ilgili mevzuları cevaplandırmada meşhur idi. Abdülfettah Hazretleri bu zahiri ilimlerin yanı sıra batın ilmi olan tasavvufta da yetişmek istiyordu. Bunun için Resulullah Efendimizin aleyhisselam gelen feyiz ve bereketleri insanların kalplerine akıtan, kendilerine Sisili ile Ali ile denilen alim ve evliyanın en meşhurlarından olan Mevlana Halide Bağdadi Hazretlerine talebe oldum. Abdülfettah Bağdadi hocasının her emrini yerine getirmek için canla başla çalıştı. Verilen her vazifeyi anında yapardı. Nefsinin hiçbir arzusunu yapmaz, arzu etmediği şeyleri yapardı. Haramlardan şiddetle kaçar, şüpheli korkusuyla mubahların fazlasını dahi terk eder, dünyaya hiç meyletmezdi. Tek arzusu hocasından hiç ayrılmamak, onun kalplere şifa olan kıymetli sohbetlerini dinlemek, verdiği vazifeyi canı pahasına olsa da yerine getirmekti. Dertlere, sıkıntılara, meşaketlere çok dayanıklıydı. Gelen sıkıntıları gülerek karşılar, veren Allahu Teala olduğunu düşünerek sevinirdi. Hatta dert ve bela gelmediği zaman Rabbimin hususi ihsasına kavuşmadım diye üzülürdü. Maksadı çok yüksek olup evliyalık makamlarından en üstü derecelere kavuşmak isterdi. Hocası Mevlana Halit Hazretleri onun bu güzel hasletlerini bildiği için ona en zor işleri yaptırır, diğer talebeleriyle haberleşmeye bunu gönderirdi. Yolculukta herhangi bir vasıtaya binmesini yasaklamıştı. Yaya olarak gitmesini emrederdi. O da bunu zevk ile yapar, çok uzak yolculuklara hiçbir şeye binmeden giderdi. Yaya yürüyerek yolculuk anında doğan bela ve minhetlere katlanarak nefsini terbiye eder, ruhunun yüksek derecelere vasıl olmasını sağlardı. Vazifeli olarak İstanbul'a iki defa yaya gitmişti. Bu tahammülü sayesinde hocasının iftiratlarına feyiz ve bereketli teveccühlerine mazhar oldu. Hocasının en önde gelen talebeler arasına girdi. Hazerde ve seferde Mevlana Halit Hazretlerinden hiç ayrılmazdı. Hocasının evine girer çıkar, onun hizmetlerini ve işlerini görürdü. Çok hizmetlerde bulundu. Çok faillere kavuştu. Hilafeti mutlaka ile şereflendi. Şeyh Abdullah Hirati vefat edince onun yerine geçti. Mevlana Halid-i Bağdadi'nin ilminin derinliği, evliyanın üstünlüğü dünyanın her tarafına yayılmıştı. Her yerden akın akın talebeler onun ilminin bir damlasına kavuşmak için geliyordu. Saltanat şehri olan İstanbul'da da pek çok kimse Bağdat'a gidip onun talebesi olmakla ahirette yüksek derecelere kavuşmak istiyorlardı. İsteklerinin hepsinin Bağdat'a gitmesi mümkün değildi. Bu sebeple Mevlana Halit Hazretleri hak aşıklarının yanan ruhlarını serinletmek için Abdülfettah'ı Bağdadi'ye İstanbul'a gönderdi. Abdülfettah Hazretleri İstanbul'un Üsküdar semtinde Karacaahmet kabristanı ile Bağlarbaşı arasında Nuh kuyusu mevkiinde dergaha yerleşti. Bunu işitenler bir anda dergaha akın ettiler. Abdülfettah Hazretleri bu hak aşıklarının hasta ve ölü ruhlarına hayat veriyor, kararan kalplerine nur akıtarak Ahrariye yolunun müceddidi ve Halidiye kolunun feyizlerini savunuyordu. Kısa zamanda devlet ekranından vezirler, komutanlar, paşalar, alimler, veliler onun talebesi olmak için etrafını doldurdular. O, Ab-ı Hayat Pınarı herkesi kabiliyetlerine göre yetiştiriyordu.
Bu şekilde senelerce çalışarak pek çok kimsenin hidayete kavuşmasına vesile oldu. Abdülfettah Bağdadi Akr Hazretleri ömrünün son senelerinde Allahu Teala'ya ve 39 sene önce vefat eden mübarek hocası Mevlana Halid Bağdadi'ye kavuşmak arzusu ile yanmaya başladı. 1864 senesinde Muharrem ayının ortalarında talebeleri ve tanıdıkları ile helalleşti, vedalaştı. Vasiyetini bildirdi. Muharrem'in 19 Cuma günü talebelerinin başında okudukları Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek son nefesini verdi. Bütün alimler ve evliyalar söz birliği ile bildirdiler ki Eyüp Sultan'da metfun bulunan Halid bin Zeyd Ebu Eyüp el-Ensari ve diğer eshab kiramı hariç İstanbul'un en yüksek 3 evliyasından biri de Abdülfettah Akri Hazretleri'dir. Aşıkları onun feyz ve nur saçan mübarek kabri şerifini ziyaret etmekte, bereketlendirmektedirler. Diğerleri ise Edirne Kapı Eyüp arasında Murad-ı Müzavi ile Zeyrek'teki Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'dir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoya görüşmek üzere.